Merhabalar değerli dostlar. Son haberlere bakıyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehdit açıklamaları gelmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Dış İlişkiler Stratejik Konseyi resmi hesabından şu açıklamayı yapıyor. Bakü ve Ankara'nın Turan Koridoru Zengezur'da ısrar etmesi Karabağ'ın geleceğini belirsiz hale getirirken Aliyev'in yönetimindeki iç itilafları daha kötü ve Azerbaycan'da milliyetçi failleri Huzursuzlukları daha da derinleştirecektir şeklinde Azerbaycan'da darbe tehditinde bulunduğu Aliyev'e yönelik yapılan açıklamayı görmektesiniz. Aslında çok uzun bir yazı sadece Twitter sayfalarının ön içeriğinde bu paylaşılmış. İnternet sitelerinde Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyaları devam ederken İran'dan kurtulup diğer haberleri aktıralım. İsrail Başbakanı Yair Lapid'in İsrail'in güneyinde Nevatim hava üssünü ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu duyuruldu. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Ardından gece saatlerinde İsrail ordusu tarafından Halep Havalimanı'nda bulunan İranlı teröristlerin vurulduğu haber aktarılıyor. Yine şunu söyleyelim işgalci İsrail'in 15 yıl önce dün Suriye değildi zorda rejime ait nükleer reaktörü savaş uçaklarıyla vurarak imha ettiği görüntüler yayınlanırken İlk kez böyle bir duyuru yapıldı. İsrail ordusu işgali ilişkin istihbarat belgesinin gizliliğini kaldırdığını duyurduğu için görüntüler servis ediliyor. Ukrayna milletvekili Kırım Tatar Türk halkının lideri olan Abdülcemil Kırımoğlu Türk devletlerine sitem ediyor. Birleşmiş Milletler'de Kırım Tatar halkına yapılanlara karşı oylama oluyor. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan hepsi tarafsız kalıyor. Büyük çoğunlukta Putin amcalarının dediğini yapmaya çalışıyorlar. Türk devletleri teşkilatı kuruldu fakat bunun gerçek bir Türk birliği olabilmesi için bu devletlerin demokratik olması gerekiyor. Türk dünyası içinde Türkiye dışında bağımsız ülke yok. Azerbaycan'a müracaat ediyoruz. Kırım platformuna gelin, işgal hakkında fikirlerinizi söyleyin diyoruz. Yok korkuyorlar. Rusları kışkırtmak istemiyorlar. Bu durumda birbirimize nasıl destek olabiliriz? Maalesef gerçek böyle. Azerbaycan da Rusya'dan korkuyor açıklamasını yapıyor. Diğer haber aktaralım dostlar. Bilindiği gibi Ermenistan son 4 günde 4. kez ateşkesi bozmuştu. Ermenistan Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde briefing yayınlayarak Ermeni asker Armen Sarkisyan'ın Azerbaycan'la çıkan çatışmada hafif silahlarla açılan ateş sonucunda öldürüldüğü haber aktarılmış. 4 gündür kaşınan Ermenilere sonunda cevap verilmiş oldu. Yine bunun dışında Mısır'la Libya arasında gerginlik artıyor. Daha doğrusu Mısır'la Ulusal Birlik Hükümeti arasında gerginlik artıyor. Mısır Libya Dışişleri Bakanı konuşma yaparken Arap Birliği toplantısını terk etti. Hafter yalnız olarak bilinen resmi taraftaki Dışişleri Bakanı Necla Menguş'tan uzun süredir haber aktarmıyorduk. Kendisi açıklamada bulunacakken Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Arap Birliği toplantısını terk ediyor dostlar. Mısır tarafını seçmiş oldu. Fethi Başşah'ı destekleyecek değerlendirmesi yapılmış. Diğer haber Suriye'de Türkmen Hamza Özel Kuvvetler Tümeni Komutanı Seyf Polat Ebu Bekir ve beraberindeki komutanlar Kurtuluş ve İnşa hareketini ziyaret ediyor. Erdoğan'ın özel uçak Turkotlu uçakta Balkan turunun ikinci durağında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldiği duyuruldu. Bosnersek temaslarının ardından Belgrad'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikola Tesla havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Marković, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başoğlu'la Büyükelçilik personeli tarafından karşılanıyor. Savunma sanayisinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunması ve mübadelesine ilişkin anlaşmanın da dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'yla ile Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotiş tarafından imzalandığını da hatırlatalım. Başka ziyaretlerde var. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kayre'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Geyt ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşüyor. Ardından Abbas'ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayre'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile İttiyadiye Sarayı'nda bir araya geldiği de duyuruldu. Kosova'ya gidiyoruz. Kosova Cumhurbaşkanı Viyosa Osmani'de Kosova'daki tek Türk belediyesi Mamuşa'yı ziyaret ediyor. İyi derecede Türkçe bilen Osmani burayı ziyaret ederken Cumhurbaşkanı Osmaniye Mamuşa ziyaretinde Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damkayla KDTP milletvekilleri Fidan Birinacılta ve Enis Kervan eşlik ediyor. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss ilk ulusal sesleniş konuşmasında üç önceli olduğunu belirterek ekonomi, enerji ve sağlık alanındaki sorunları ele alarak çözüm üreteceği vaatinde bulundu. Truss İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandıktan ve hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonra başbakanlık konutu 10 numara önünde ilk konuşmasını yapıyor. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Ahmet Han Niyazi şu açıklamayı yapıyor. Bugün Peşaver şehrinde rekor kıran bir kalabalık vardı. Konuşma PT Başkanı'nın büyük popülaritesinden kaynaklanıyordu. İtal rejim tarafından tüm televizyon kanallarından bu konuşma engellendi açıklaması yapılırken burada Pakistan'ın YouTube'u bile engellediği hatta ülkede internet hizmetlerini yavaşlattığı iddia ediliyor. Diğer haber Ukraynalı televizyon sunucusu Serhi Pirtula, Ukrayna'nın envanterinde bulunan 3 adet bayraklar TB2 için Baykar'a teşekkür ediyor. Diğer haber Polonya, Ukrayna'ya askeri araç göndermeye devam ediyor. İran'a gidiyoruz dostlar. İran'da yayınlanan gazeteler özellikle İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Şanga İşbirliği Örgütü çağrısında bulundu. Neo Adi Semerkant'a git açıklaması yapılmış. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesinin 15 ila 16 Eylül tarihleri arasında Semerkant'ta yapılacağını ve İran'ın tam üyeliğinin imzalanacağını da hatırlatalım. Erdoğan da Mirzoyev tarafından bu zirveye davet edildiğini duyurmuştu. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Nikkei Asya ile gerçekleştirdiği röportajda Tayvan'la Çin arasındaki çatışmada Siyalar'ın belirleyici olduğunu iddia ediyor. Diğer haber dostlar kömürün piyasalara dönüşü muhteşem oldu şeklinde bir grafik paylaşılmış. Azerbaycan'da savunma sanayi fuarı devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendisi dün 6 Eylül'de Bakü Expo Center'da düzenlenen 9. Azerbaycan Uluslararası Savunma ADEX ve 13. Uluslararası İç Güvenlik Koruma ve Kurtarma Fuarı'na ziyaret gerçekleştiriyor. Azerbaycan Bakü Fuar Merkezi'nin iç pavyonlarındaki standlarda ilk olarak devlet başkanı incelemelerde bulundu. Dün de dediğimiz gibi buraya çok sayıda Türk firması katılırken Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayi alanında İşbiri yapıldığına yönelik de haberler aktarılmıştı. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Bu görüntüler eşliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair Çeçen Devlet Başkanı Ramzan Kadyrov'un açıklamasını aktaralım. Görevi bırakmaktan vazgeçen Kadyrov, birkaç bin Rus gönüllü ve profesyonel asker Ukrayna'ya gönderilmeye hazırlanıyor açıklamasını yapıyor. Çeçen Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kadyrov Ukrayna topraklarına geniş çaplı gönüllü kuvvet sevk edeceğini duyurdu. Kadirov'a göre sözde DPR ve LPR güçleri bölgenin kontrolünü ele geçirme konusunda yardıma muhtaç. Dolayısıyla Çeçenya'dan iki alay ve 3 ayrı tabur desteğe gidecek. Bu çok ciddi bir kuvvet açıklaması yapılmış. Don Eksyonu'nda harika haberler geliyor diyen işgalci Kadirov. Müttefik birlikler taarruz sırasında düşmanı ezer ve yeni bölgeleri işgal eder. Sana iyi haberin sözünü vereyim bunu yakında alacaksın diye takipçilerine seslenen Kadirov. Biraz bekleyin. Ayrıca şu anda ilerleyen müttefik kuvvetlere yardım etmek için binlerce asker yolluyoruz. Çok sayıda seçkin savaşçımız var. Ayrıca gerçek askeri profesyoneller içeren yeni birimler kurduk. Bunlar iki alay ve üç tabur açıklamasını yapıyor. Aslında sözde Donbass'ta ve bir dizi başka bölgede gidişatı değiştirebilecek yaklaşık 10 bin gönüllü asker ve uzman olduğu da Rus medyasında iddia edilmiş. Hoşçakalın. Türkiyə sərgidə 42 şirkətlə təmsil olunub. Deyəsən, gəmi qayırma və gəmi təmir zavodu inşa edildiyi 1980-ci ildən Türkiyənin ən mühüm müəssisələri arasındadır. İspaniyanı pavilyonda Indra şirkəti təmsil edir. Radar, elektron müdafiə, idarəetmə və kommunikasiya texnologiyalarına üzrə ixtisaslaşmış şirkət öz sistemlərində süni intellekt və virtual reallıqdan istifadə edir. Maşınqayırma və kimya sənayisi müəssisəsi yüksək texnologiya və təcrübəyə üstünlük verən Türkiyənin müdafiə sənayesində Lider qurumlardan biridir. Müəssisənin məsulları yüksək keyfiyyəti ilə seçilir.